Selamun aleyküm Kuşu Camiası. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar şimdi 10 numara bir yerdeyiz. Gültekin'in kümesine geldik. Gültekin benim eskiden beri arkadaşım. Harika bir yerdeyiz. Şöyle etrafı bir çekeyim. Yani kuş uçurulacak. Başka bir yer buradan başka bir yer bulamazsınız. Ya, muazzam bir yerde muazzam bir şekilde bir yer yapılmış. Vallahi herkese böyle yer nasip olmaz. Şimdi Gültekin, kendinden biraz bahseder misin? Kendimden biraz bahsedeyim. Kuş işiyle uğraşıyoruz. Yani boş zamanlarımızda hobi olarak elimizdeki kuşlar var. Beğendiğimiz, sevdiğimiz kuşlar. Onları uçuruyoruz. Ya böyle kümesine çek istersen. Kümesine kuşlarımız var. Onlara da bakalım. Şöyle bir yanaşalım. Arkadaşlar burası uçum kümesi. Uçum kümesinde şöyle bir takım beyazlar var. Şöyle bir tane yukarıda bir dumanlı var. Yine burada bir sabuni var. Yerli bir sabuni. Şurada bir sarı göz bir miski diyorlar. Bozkirli diyorlar. Şurada bir tane katebe çakmaklı var. Şimdi bunların hepsinin anası babası sizde zaten değil mi? Aynen, anası babası bizde bunların. Yani şu uçurduğumuz kendi beyazlarımız var. Şu miskimiz var. Biz miski diyoruz. Bunun bir kardeşi de havada zaten. Demin teke bıraktıydım. Yer altına da kuş sererken bir tane daha kuş kalktı. Kuş kalkması kötü oldu. Onun haricinde çıkmasın. Sabunilerimiz var. Şu sabuniyle şunlar gene yumurta kardeşi diyebiliriz. Bir alt bir üst. Onlar. Şöyle dumanlarımızdan var. Yavru duman. Onların bir üstleri zaten biri yerde, biri de havada şu gene. Şu kafası mavası muazzam, çok güzel ya. Şu bunlar mi? Ha, bunlar kimin kuşları? Musulluk var sanki bunlar var, biraz. Bunlar kimin kuşları? Bunlar kimin kuşları? Sucu Cumali var. Niğde'de. Ondan bize geçme bu kuşlar. Ondan şey yaptığımız kuşlar, onların yavruları. Ya bazıları mesela kuşların boyalı, bunlar boyalı olarak geldi, doğru mu? Tabii onlar boyalı olarak geldi. Adam kendi boyasını, aynen, boya sürüyor. Adam kendi koyun boyası dediği boya var. Koyun boyası sürüyor bunlara. 2 yıl çıkmıyor. Yani bir parça da olsa kanadının altında bir yerde illaki iz kalıyor diyorsun. İzi kalıyor. Yani kaybolmasın diye. Adam o kuşları da kayboluyor. Zaten bu kuşları gören, yakalayan kaybediyor diyorsun, paket ha? Yapıyor, gömüyorlar. Kaç damar kuşu var şu an? Şu an kaç damar kuş var? Bunlar gerçi hepsi aynı damar. Hepsi aynı soy ama birbiriyle bağlantılı kuşlar. Ya babaanneden ya dededen. Yani esasında hepsi bir soy diyebiliriz yani. Birbirine girmişler. Aynen. İşlerini de değiştiriyor mesela. Üçkanı var. Üçkanı kendi içinde adam çapraz diyerek ha. Çapraz diyor. Mesela havada da çıkanları birbirine alt üst yapıyor. Bu ama dumanın kalkması kötü oldu. Aynen. Duman miskiyi böyle teke atmıştık arkadaşlar. Duman da kendi buradan kalktı. Şimdi uçum kümesi arkadaşlar görüyorsunuz ufak tefek, hem oyun kuşunun da böyle olması çok daha iyi. Kuş kendini sağ sola uçup da yormuyor. O yüzden de böyle uçum kümesleri benim de hoşuma gidiyor. Ayrıca da tabii damızlık kümesleri var. Damızlık kümesini de çekeceğiz inşallah. Şimdi şöyle bir kuşlar bir ufaktan bir uçsunlar, sefere gelsinler. Şimdi de şansa yanına kuş kalkınca da kuş uçuma verdi. İstersen al. Gelmeyecek ama alta sereceğimiz var mı kuş? Yani harika bir yer arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Arka tepeyi uçurmadın herhalde. Onları da uçurduk. Onlar da arka tepe mesela yeni başladı. O mavi de yeni havaya dikilmeye başladılar. O mavi de onlardan değil mi? Tabii mavi de onlardan. Bu videolarda filan turbo filan dönüyor. Onlar hangileri? Turbolar esasen maviler mi? Maviler turbo. Mesela yer kümesinde var. Esas turbo o maviler, bir de şu beyazlar. Yani bu beyazlarda o şeylerin ibikli maviler var. İbikli, düz, şöyle benekli olan. Bu beyazlarda onların altından gelme. Beyazlar da onun altından geldi değil mi? Bu beyazların zaten kardeşleri var. Bir yüz kardeşlerini Niğde'de şeye uçurdu. Orada iki kupası var sadece. Adam iki kupasını uçurdu. Orada hedefine yıkamadı kuşu. Orada çok güzel puanlar toplamış. 50-60 metre seferler yapmış. En son hedefi yıkamadı. Şimdi bu Niğde'deki olan kupa kuşu
oyun kuşu turnuvası sadece yöreye has bir şey değil mi? Tabii yani sadece yöreye has bir şey. Bir de orada şöyle bir şey var. Yavru kupası yok. Sadece orada eke kuşu var. Uçuyor değil mi? Ha, orada hep eke kuşu uçuyorlar. Peki şey soracağım ya Gültekin. Kaç tane katılım oluyor? Kaç tane katılım oluyor? Aşağı yukarı 600 kişi mi? 400 kişi mi? Öyle bir şey demiştim. Ciddi misin ya? Çok güzel bir rakam ya. Tabii çok güzel yani bir rakam. Yani sadece yörel olarak düşünürsen arkadaşlar 400 kişi çok güzel bir rakam. Bir senede zaten anca izleyebilirsin hepsini. Aynen öyle. Zaten bir seneye yayınca herkes gününü veriyor, şeyini veriyor. Peki bir orada senesinde birinci olan kuş biliyor musun? Bilgin var mı? Birinci olan kuşu sormadım hiç. He sormadım. O beyaz peki yerine yıkılmadığı için tabii diskalifiye oldu. Aynen kuş. Doğru mu? Hakemler falan da izlemiş zaten. Adamı da çok iyi tanıyorlar. Bilen de biliyor. Bak tam bir havaya patladı. Yanında kuş var ya, ondan aşağı gelmedi. Yanında kuş olması kötü oldu. Yani dumanlı kalktı aslında, o teki uçuyordu ama dumanlı kalktı yanına. Kalktı. Hafiften biraz da rüzgar var arkadaşlar, kuşları böyle ileri doğru atıyor bu şekilde. Uçum kümesi çok güzel. Yani olması gereken uçum kümesi bu. Olması gereken oyun kuşunun da keyif alacağınız, zevk alacağınız yerde böyle bir yer olması lazım. Çok da güzel bir yer olmuş. Hem de çok güzel de hizmet ediyor kuşlara. O yüzden de ben ayrıca teşekkür ediyorum Gültekin'e. Gerçekten de çok emek veriyor bu işe. Çünkü sadece adamın işi burada kuş uçurmak değil. İcabında gidiyor, çalışıyor, geliyor. Burada sadece, burası Gebze'nin köylerinden biri. Geliyor. Hem burada kuşlar hizmet ediyor, işinde çalışıyor. Yani kolay bir iş değil. Masa başında kuş uçuranlar yani öyle zannediyor ki ya oyun kuşu böyle kolaydır işte filan, şudur budur. Masa başında uçuran çok ya. Ama bunu uçurmadan hiçbir şey anlayamazsın. Aynen öyle. Kuş dediğin uçacak. Herkesin gözü görecek zaten. Kuş alırken de, satarken de alacak arkadaşı da, biz mesela kendimiz de buradan bazen veriyoruz. İzleyecek olan, alacak olan arkadaş geliyor buraya, oturuyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Tabii arkadaşlar ya, kuş da satıyor. Semaver'de çayımızı demliyoruz. Geliyor çayını içiyor. Uçuruyoruz, oradan seyrediyor. Hoşuna giderse aynen alıyor. Öyle. Gelip zaten izliyor. Kuş öyledir. Kimse gözünü görmeden, yani gözünü görmediği milletin anlatmasıyla, öyle sağdan soldan duyumlarla kimse kuş almasın. Kuş, oyun kuşu besleyecekse gözü illaki görmesi lazım yani. Adam uçuracak, seyredeceksin. Ya benim kuşum bunu yapıyor diyeceksin. Ben bunu böyle izledim, böyle gördüm. Diyeceksin, kendi için rahat olacak. Ya en güzel o ya, çünkü bu... Tabii olması gereken o zaten. Yani ya adam, çünkü milletin iyi kuşu bitmiyor bir türlü. Aynen, iyi kuş olsan herkeste var. Herkeste var ama uçurmaya uçur gelince... Ya uçur deyince ya tüyde oluyor, ya kanat açmış oluyor. Yani bahaneler çok oluyor genelde. Evet hep evet, oyun kuşunun bahanesi çok. Arkadaşlar dediği gibi ya, çok güzel bir konuya değindi. Eğer ki iyi kuş almak istiyorsanız veya ya iyi kuş istiyorsanız... gelip izleyeceksiniz. Ha şu da var. Bir kişinin, bir kuşun da iyi olup olmadığı kişiye göre değişiyor. Bazısı diyor ki benim taban taklı olsun, üst bağlaması olsun. Bazısı diyor işte benim kuşum çok uçsun, işte çok sefer yapsın. İşte taban taklası olması da olur. Yani bu biraz da sizin zevkinize göre şekilleniyor. Ama tabii kupa standartları veya kupaların, kupa düzenleyen abilerimizin koyduğu bazı kurallar var. O kurallarda da taban taklısı, İşte 3 metrenin altına çökmesi, işte ne bileyim atım yapabiliyorsa atım yapması, işte kuş ne bileyim işte taklı sefer sayısının bol olması, işte 1 saatten fazla havada kalması, bir dünya kural var. Demek ki bunlar da herkes tarafından özümsenmiş, benimsenmiş ki insanlar da bu kuralları koymuşlar. Şimdi kuşlar uçuyor ama dediğim gibi uçuma verdiler. Yoksa sefere gelmişti yani, siz videoyu açmadan önce sefer yaptı hayvanlar. Yer çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Gültekin, kaç senedir kuş bakıyorsun? Ben kaç senedir kuş bakıyorum? Şöyle diyeyim. Yani aşağı yukarı 7-8 yaşlarındayken kendimizi, yani o yaşlarda kendini insan daha böyle şey yapıyor, tanıyor. Benim esas abim kuşçuydu. Abimin kuşlarına bakardık. Onun yanında takılırdık. Abim mesela askere gitti. Yani abim ve mahallemiz çevirmiş herkes kuşçuydu. Yani o zamandan beri hep bir şey yapıyorduk, bakıyorduk. Ara verdiğimiz dönemler oldu, bıraktığımız dönemler oldu. Aşağı yukarı ne kadar? Şu an 5-6 senedir elimizden geldiğince. Ya bir fil kuş bakıyorsun değil mi? Ya 5-6 senedir yani şu an bakıyoruz, bırakmadan. Uçuruyoruz. Tabii bırakmadan. Şu an aşağı yukarı dediğim gibi 6 senedir uçuruyoruz. Kuşların içine yine kuş karıştı. Şu... Hem uçuruyoruz hem kuşlarımızı tanımaya çalışıyoruz.
Hem de hayvanlarımız o kendi açık kışlardan geldi. Çözmeye çalışıyoruz. Bir tane açık şey kaçak geldi arasına. Gelmesin abi ya. Kötü oluyor. Havada şimdi kuş oldu mu? Peki uçan kuşun yanında kuş geldiği zaman. Öyle. Kuş geldiği zaman kötü oluyor. Ya kuş istemiyoruz gelmesin. Hani kuş da bu tarafa şey yapmasın, vuramasın. Ama burada bile vuruyor bazen ya. Ya kuş geldiğinde zaten biz almıyoruz kimsenin kuşunu. Genelde yani tanıdıklara, çoluklara, çocuklara, kuş isteyenlere hediye veriyoruz zaten. Biz hani kimsenin kuşuyla işimiz yok. Ya ne yapacaksın ya? Burada tabii. Bir şey, belli bir şey yani, hizmet ettiğin zaman. Aynen öyle. Biz kendi kuşumuzu gerek burada, yok yani. Tabii, kendi kuşumuzu uçuralım. Burada gözümüz görsün. Şurada karşıda oturalım. Yani çayımızı demeyelim. Çayımızı içelim. O bizim için yetiyor zaten. Bütün stresimizi, her şeyimizi alıyor. Öyle değil mi? Bir şey dememe gerek ya yok. Ya işte kuş beslemeyen bir arkadaşa bunu anlatamazsın. Tabii. Gerçekten de anlatamaz. Adam diyor ki ya neden bahsediyorsunuz ya? Kuş lan bu alt tarafı diyor. Ya kardeşim. Öyle diyorlar da öyle değil işte. Yani bu işin çok büyük emekleri var. Ya öyle tabii ki öyle ya. Bu güvercin kadar emek isteyen yani illaki şeyler vardır ama ya bunların da ya emek vermeden hiçbir şey alamazsınız. Öyle sadece yem ver, su ver. Tabii canım, tamam bitti. Yani, öyle bir dünya yok yani. Aynen. Yemli suyla olacak işler değil. Yani bunları sabah atıyorum uykundan refakat, akşam işten çıkıyorsun. Koştur koştur, ben nereden baksan şuradan yani 4-5 kilometre yol yürüyorum akşam. Koştur koştur geliyorum ki kişilere yetişeyim, uçurabileyim diye. Zaten havalar da kışa dönmeye başladı. Ondan günler de kısalıyor. Şey, şu an bir ay daha belki uçar uçmaz, ondan sonra tabii daha da uçuramayız herhalde. Aynen öyle. Ondan sonra artık kendi zaten uçurduklarımızdan, gözümüzün gördüklerimizden damızlığa çekeceğiz. Elimizdekileri gene onlardan bakalım. Seneye daha güzel inşallah kuşlar uçuracağız. Peki bu güvercinlikte unutamadığın bir hikaye var mıdır böyle? Güvercinlikte unutamadığım bir hikaye. Çok güzel bir şey sordun. Şimdi güvercinlikte unutamadığım bir hikaye var. Nasıl bir hikaye var? Şimdi ben daha kuş beslemeye yeni başladım. Aşağı yukarı kaç yaşındasın? 10 tane falan kuşum vardı. Tamam. Kaç yaşındasın? Gene nereden baksan 20 yaşında falan. He. 10 tane falan kuşum vardı. Bir tane arkadaşımdan paçasızlarım vardı benim. Onların altına yumurta kaydırdı. Bunda bir tane kanadı yerli miskisiyle çok kızgın böyle çakmaklı vardı. Ama kuşlar takla atmazdı. Onların altına yumurta ver dedi bana. Bir tane tek aynalı çakmaklı aldı. O kuşu mesela hiç unutamam. O kuşu mesela uçurduydum. Hayvan tabii o zamanlar profesyonel değiliz. Tam şeyini de bilmiyoruz. Uçurma şeyini. Kuş nasıl uçuruyor? Nasıl yapılıyor? Bir çakmaklı aldıydım. Çok güzel. 17-18 sakla böyle vurduğu zaman yani şimdikinden nazaram diyorum ki o kuşu ben bir sefer öyle uçtuğunu görsem hemen kanadına makaslar köşeye koyarım diyordum. Değil mi? Biz onu gördüğümüz halde tek hatam neydi? Uçsun diyorduk. Yani kuş bu giderse gider dedik. Uçurduk. En son atmacaya nasip oldu. Bize de nasip olmadı. Öyle bir kuş yani çok güzel bir kuş uçurdum hayatımda. Yani o çocuktan aldığım yumurtalarla. O çocuk dediğim de o zamanlar aşağı yukarı 10-12 yaşında küçük bir çocuk. Kuşları yumurtluyor. Abi dedi yavru alamıyorum dedi altından dedi. Bakmıyorlar dedi. Benim de paçasız kuşlarım vardı. Onlar yumurtlamıştı tesadüf. Dedim getir dedim bana dedim. Kuşların altına koyalım. Sana dedim büyüsünler veririm. En sonra yavru çıktı. Tek yavru çıktı. Çocuk da abi dedi ben dedi kuşları dedi amcama verdim dedi. Hepsini dedi sattı dedi. Yavru dedi senin olsun. Biz de uçurduk. Öyle bir şey oldu. Öyle bir efsane düştü altından diyorsun ha. Efsane düştü sonradan kuşların ne anası var ne babası var. Ya şimdi. Hiçbir şey yok. Atmaca işte, da aldı gitti. Yani izlediğimizde zevkimizde kaldık. En unutulmaz anım o yani. Başka. Yani başka şöyle yani. Bir şey var. İnsanlar zannediyor ki işte. İşte o zamanlar işte bu kafa olsa bu veya bu kuş besleme bilgileri olsa abi öyle kuşu hayatta bırak çatıya bırakmazsın yani. Tabii canım çatıya. O hareketini gördükten sonra. Taklasını sayıyordum böyle 15, 16, 17 böyle sayıyordum. Ama kuş başlamıştı o zaman. Nerede uçurdun sen onu? Nerede uçurdun? Gebze'de uçuruyorum. Gebze değil mi? Kuşu çok iyi hatırlıyorum mesela. Kuşun nasıl fişek çektiğini gittiğini böyle alttan yukarıya baktığımı. O zamanları çok iyi hatırlıyorum. O zamanlarda böyle şeylere yani, bakılmıyordu. Yok işte. Sorduk gerçi. Peşine düştük kuşun. Anasına dedim ki babasını dedim bulayım bari. Amcasına sordum dedim abi dedim kuşlar dedim duruyorsa dedim getir dedim ben alayım. Dedi ki bir tanesini dedi Darıca'da bir arkadaşım var dedi ona verdim. Diğerini de dedi şeye bir tane kuşçuya götürmüş satmış. 5 milyon ama bilmiyorum. Öyle gitti yani kuşlar. Ya işte o kuşun kanadında yel var diyorsun. Veya aynen işte öyle. Sıkıntılı bir kuş ama altından
giden senin hoşuna gitmiş. Ben sana çok büyük bir zevk vermiş yani. Tabii çok büyük bir zevk verdi. Çok izledim o kuşu bir de. Gerçekten çok izledim. Yani diyordum ki alacaksa alsın diyorduk. O zamanki mantığımız oydu yani. Uçuralım, biz zevkimizi yapalım, gözümüz görsün diyorduk. Ya eskiden şeye bakılıyordu. Nasip kuş ya. Uçsun uçuyor mu? 3 saat, 4 saat eskiden buna bakılıyordu. Önceden öyleydi. 7 saat, 8 saat uçunca iyi kuş o zaman. İyi, diyordun ki bu kuş çok iyi kuşmuş. Ama halbuki öyle yok. Devir değiştikçe işte kuşlar da değişiyor. Millet daha iyilerini yakalamaya çalışıyor, arayış içine giriyor. Ya senin beklentilerin de değişiyor kuştan. O zaman uçmak diyordun. Herkesin beklentisi değişiyor. Şu an diyorsun ki 20-25 tane atlasın. İşte 25-30 metre yapsın. 7-8 takla, taban takla, üst bağlamasını yapsın. Atsın uzaktan. Yani ya, daha ne olsun. Her şeyi istiyor ama istediği gibi olmuyor yani. Ya öyle öyle. Mesela doğru diyorsun. Herkesin dediği gibi yok buluttan atıyor. Geriye 30 metre gidiyor, 40 metre, 50 metre. Yani milletin ya kuş zaten standartların içinde oynaması lazım. Öyle buluttan atmasına falan gerek yok. Ya zaten öyle. Öyle kuşlar da gerçi uçurduk. Videolar da var. Sen de çok iyi var var arkadaşlar. Şimdi Gültekin kardeşim bir tane kanalı var. Güvercin Sevdalısı 41 diye. Güvercin Sevdası 41. Sevdası 41. Güvercin Sevdası 41. Aşağıda kanal linkine linkini bırakacağım. Oradan abone olup işte hem destek atarsınız hem de oradan da takip edebilirsiniz. Yeri geliyor kuş hediyeleri de yapıyor. O yüzden oradan takipçi olursanız hem de yani güvercin hakkında bilgi edinmek çünkü biz zamanında böyle kanallar veya böyle durumlar yoktu. Bunun bir kitabı da yok. Deneyerek, yaşayarak, görerek, deneyim edeyi de öğrendik. Siz yeni başlayan kuşçu arkadaşlar, gençler veya işte şu an besleyip de eksiği olan arkadaşlar böyle kanallardan bilgiler edinin. Ama ne zaman ki böyle işte güvercin hakkında bir bilgi veriyorsun Gültekin, alanlar bu videoları izlemiyorlar. Ne bileyim bir kaçak videosu, atmaca saldırısı. Tabii. Ya böyle millet videolar böyle değişik şeyler arıyor. He. Trend böyle değişik şeyler arıyor. Ya millet ya gençlerimiz mi diyeyim artık? Millet aksiyonu seviyor. Gerçekten bu işten bu işe gönül verip de ama şuradan ben bir şey öğrenebilirim diyen arkadaşlar da var. Onları tenzih ediyorum. Ama bunların %70'i, %60'ı bu videolarda diğer daha böyle aksiyonlu videoları daha çok seviyorlar. Onlar da herkes kendi ne bileyim eksik olduğunu yapıyor. O yüzden de çok da sorun değil arkadaşlar. Bunları söylüyoruz ama bunları serzenişte bulmamızın sebebi yok işte videolar izlenmiyormuş, şuymuş, buymuş. Bunlardan da ziyade yani biz zaten belli en az bir 10 kişiye, 20 kişiye hizmet edebiliyorsak bu konuda ya çok güzel bir şey ya. İnsanlara ya, bildiğim bir şey anlatmak çok güzel bir şey. Aynen. En önemli olan şey de zaten o. Ne? Bilgi vermek, paylaşmak. Mesela kuş içinde atıyorum kendi bilgini paylaşacaksın ki başkalarından mesela bildiğin şey belki senin için yanlıştır. Doğrusunu öğreneceksin. Atıyorum. Yani çoğu konuda bilgi her zaman her şeyde. Sadece kuş içinde vesaire de değil. Her şeyde bilgi faydalıdır yani. Araştırmak, ya, öğrenmek. Öyle tabii. Araştırmak için de. Bunlar çok faydalı şeyler. Ya araştırmak için de dediğim gibi işte bu videoları izlemek lazım. Genç, büyük insanlar işte ne bileyim adam 40 yaşına 50 yaşına gelmiş. İşte 30 senedir 40 senedir kuş bakıyor. Aynen ya öyle. Bu adam illaki bir şey öğrenmiştir arkadaşlar. Ya bu 30, adamlar boş değildir. 30 senedir kuş bakan adam bir şey bilmiyor mu yani? Yani. Öğrenmiştir. Biz iyi hoş biz de kendimiz uçurarak öğrenmedik yani. Biz de sağdan soldan büyüklerimizden milletin yanına giderek kuş izleyerek yani görerek yani hep öyle milletten öğrendik. Elimizden geldiğince de halen daha eksiklerimiz vardır. Halen daha bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz mesela. Ya öyle bunun bilginin abi sonu yok. Bu işin içine başladığın zaman kuş uçurmak ayrı bir şey. Damızlık kuş beslemek ayrı bir şey. Ben Ali abi Gültekin Ali abi tanıyor. Buradaki onun videosunu da çektik. Onun kuşlarını da çok uçurdu burada. Şimdi arkadaşlar yani adam seyisi konusunda belki yetenekli olmayabilir. Ama adam damızlık konusunda yani yavru alma konusunda muazzam. İstediği kuşun istediği şekilde yavrusunu alıyor ve çok da sağlıklı bir şekilde büyütebiliyor. Yani biz de çok güzel çalıştırıyor. Aynen. Biz de mesela yavru almakta mesela sıkıntı çekiyoruz. Adamın işi de ama biz de kuş uçurabiliyoruz mesela. Ya herkesin mesela bir ayrı bir meziyeti oluyor. Aynen. Zaten Ali bu ikisini selam gönderelim. Ali abiye de selam olsun. Tik Ali abi diyorsun. Ali abiye selam. Ali abi izliyorsa selamımızı alsın. Aşağıda yorum yapsın ki. Videoların altına yorum yapsın aynen. Ki biz de görelim yani. Aynen biz de görelim. Piyasada da görünmüyor ya Gültekin o. Biraz böyle aynen piyasada gözükmüyor.
biz de buradaki şey yapmıyoruz. Şöyle geçelim biraz. Kuşlar alçalmaya geldiler. Heh. Bakalım şuradan biraz. Tamam, böyle biraz da uzaktan alalım. Birazcık şey yapalım. Yoruldular gerçi de. Aynen, kendilerine şu an kaçak dövüştüler. Bugün yordular kendilerini. Şu bir tane kalkmasaydı yanında daha iyi olurdu ama. Neyse, sıkıntı yok ya. Daha var ya. Beyazları. Uçuracak kuşlarımız var. Beyaz mesela yeni başlamış. Şu an gerçi hava oyununda ama çok güzel. Hayvan şey yapıyor mesela. Gel şurada oturalım ya. Aynen, çok. Çimenler temizdir. Ay be, yere baksana abi. 10 numara yer işte. Daha ne olsun böyle. Hem kafayı dinle. Bütün stresini at. Aynen öyle. Kuşlar nerede uçuyor? Arkada mı? Arkadalar. Şimdi gelirler bu tarafa doğru. Şu duman da aşağı yukarı 2 senedir falan uçurmuyorduk o kuşlar. Gene kendi yavrularımızdan. Yine bu kuşlardan değil mi? Bol paça. Aynen bunlardan. Sadece şu bir tane yuvada duman var. Benim Nide'den kaç tane kuş getirdiniz? Vallahi aşağı yukarı 11-12 tane kuş geldi sanırım. 11 tane geldi mi? Aynen öyle. Bu boyalılar falan zaten çoğu. Boyalıların çoğu oradan geldi. Ay, inekler de geziyor orada. Evet. 10 numara. Kuşlar gelsin şöyle bir seferini yapsınlar. Rüzgar. Rüzgar da var ya. İki kişi havada birleşince iki tane kuş. Uçuma veriyorlar işte. İşte kuşu tek atmanın manası zaten buradan geliyor arkadaşlar. Kuş tek uçtuğu zaman bu şekilde uçuma kalmıyor. 6 dakikada, 5 dakikada bir geliyor, giriyor yerine. Ama miski kızmış ama. Çatır çutur geziyor. Kızdı aynen. Onlara zaten bakalım şey yapacağız ya. Eşe atarız herhalde. Gerçi şu an uçabildiği kadar biraz daha uçsun. Zaten uçuracağımız en fazla bir ay. Bir ay sonra mecbur şeye girecek. Tam hızla girecek zaten hepsi. Yani evimizdeki kuşlarla artık gördüklerimizle eşleme yapacağız. İyi, şimdi bir soy tutturdunuz ya en azından. Gültekin. Yani şu an dediğimiz gibi. Ya bunların haricinde daha kuşlarımız da var ama hepsine yetişemiyoruz. Şok oldu mu? Ya işte ama yine aynı soy olduğu zaman çok sıkıntı yaşamazsın ama. Aynı soy olduğu zaman mesela bak benim dumanlarımın altından gelen yavru var. Ya kuşu uçuruyoruz 2 aydır. Taklayı dahi çevirmedi hayvan. Tüyüne bakıyorum, tüyde değil. Kanalına bakıyorum, eksik değil. Uçmaya uçuyor, buluta giriyor, geziyor, kayboluyor. Ama yok. Demek ki geç sökülecek. Geç sökülen kuşlar da genelde güzel oluyor, iyi oluyor. Aynen. Onun bir alt kardeşleri de vardı 2 tane. Biri çift tepeydi. Biri hafiften bıyıklıydı. İkisini kaybettiydik. Düz olan, bıyıklı olan geri geldi. Diğer çift tepe mesela kayıp. O da tahminim. Buraya yabanlar var. Yabanların içinde herhalde. O da öyle gitti. Yani onları da uçuramadık. Bir tane var onlardan. Şu an gerçi duruyor ama. Ya zaman işte. Zaman kısıtlı işte. Şimdi uçurduğumuz zaman daha onları mesela şey yapamayacağız. Yetiştiremeyeceğiz. Burada teki uçuracağımız 3-4 tane kuş var. Gene uçan yavrular var. Bakalım ya. Artık yetiştiği kadar. Yüklenebildiğimiz kadar, vakit ayırabildiğimiz kadar ne kadar uçursak uçurmaya çalışacağız. İşte bundan sonra zaten şey oluyor, havalar günlerde geçer, gündüzler kısalıyor. O yüzden de işten sonra anca herhalde 6 gibi hava kararsa aynen öyle. Bilmiyorum zaten, nasıl uçuracak. Zaten 5'te işten çıkıyoruz, koştur koştur buraya geliyoruz ki birazcık uçuralım. Miski geldi, çek. Miski bayağı bir çöktü arkadaşlar. Yerde var ama helal be. Ay maşallah. Helal be. Bak teki aldım ya onu. Ayman arayı da açmaya başlamış. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 metreye falan geldi. 1,5 metreye geldi. Yani burada bu kadar emek veriliyor ama emeklerinin karşısının alınması da çok ayrı güzel bir tabii şey. Gördünüz zaten seferi. Kuş dize dize çıktı. Bu daha şu an az oynuyor ama kaç 3 takla falan yapıyor. Ama bu daha doldurur. Bir de hayvan kızgın. Aynen. Peki bunların hiç yumurta aldınız mı? Yok yok, bunlar daha yeni. Daha yavru değil mi? Yeni, tabii bu daha yeni kızmış hayvan zaten. Ha, bu senin. İlk defa eşe kızdı. Tamam, belli oldu, tamam. O kuş arkadaşlar. Yani seneye nasip olursa yine dediğimiz gibi bunları da şey yapacağız yani. Yavru yumurta aldıktan sonra tekrar uçuracak. Üstünde tabii. Yavruyu kustuktan sonra tekrardan deneyeceğiz yani gene. Ya şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İnsan kuşunu o kadar iyi tanımalı ki.
Mesela diyoruz ki ya kuş daha dolduracak diyorsun. Niye bunu söylüyorsun? Çünkü hayvanı tanıyorsun. Hayvanın ne yapacağını, hayvanın ne yapacağını biliyorsun. O yüzden diyorsun ki daha bu yapacak, dolduracak, yumurta görecek. Mesela şu an gayet güzel doldu. Havaya gitti arkadaşlar. Oo, bayağı gitti. Çekemiyorum şu anda. Yani yaklaşık bir 7-8 takla gitti havada. Yani dolduruyor demek ki. Tabii. Çok daha iyi olacaktır o. Şu duman bir inse daha güzel olacak. Duman inse de güzel olacak aynen de. Duman yapıyor mu yere bir şey? Bu duman içeriden kaçma. Nasıl içeriden? Yani çatı arasından kaçtı. Bunun normalde bu kuş burada değil. He. Tabii bu içerideydi. Oradan çıktı buraya geldi. Dedik ki yer kuşu olarak dedik hani dursun burada. Damızlıkların içinden çıktı buraya geldi. Ama kes bari kanatlarını da kalkıyor çünkü. He. Bakalım ya. Zaten bu var bir de şu var. Bunun orada duran bir tane de ekedoman var. Bunun erkeği. O da mesela o kuşu hiç aşağı çöktüremedik. Geçen seneden beri uçurduk onu. Hiç çökmüyor. Hiç çökmüyor. O çok kuş. Çok yüksekten alıyor. Yavrusunu aldınız mı? 6-7 takla gidiyor. Yavrusunu aldık bir sefer. Hastalandı. Ondan sonra ama kustu, daha da mi? Şey yapmadık zaten. Tabii yavruyu kustu. Yavruyu kustu. Ondan sonra daha da şey yapmadık. Uçurmadık. Öyle kaldı. Ondan sonra o kuşları getirdiğimiz zaman dedik ki bunu dedik kendimize seyir kuşu yapalım. Çok yüksek mesela. Şu an kaldırayım. Kendini alıyor. Hayvan direkt buluta çıkıyor. Gezmeye başlıyor. Onun yanında takacaksın yavruları. Yavruları zaten öyle yapıyoruz. Onun yanında takıyoruz. Yavruları zaten öyle nefeslendirdik. Ya bir nebze o da bizim seyir kuşumuz diyebiliriz. Öyle nefeslendirdik yavruları. Öyle kuşlar da şart. Yükseğe alacak yavruyu. Nefeslendirecek. Ondan sonra şu an zaten uçurmuyoruz. Kanada son dün baktıydım. Kanada son 2'ye gelmiş. Yerde dursun yeter ya. Şu anda. Şu duman inseydi mis gibi biraz daha aşağı atlardı ama. Bir sefer yaptık, bir seferini aldık. Güzel de bir sefer patlattı. Aynen. Güzel bayağı bir uzun çıkardı. Güzel bir sefer patlattı. Şu an daha yine teki aldık zaten. Daha o miski, o miski, o boyalılar, yani. Moyalılar hepsi aynı değil mi? Tabii bunlar hepsi aynı. Anadan, babadan, dededen hep kardeşler yani. Hep bağlantıları var diyeyim. Bakın arkadaşlar nerede geziyorlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir arkaya gittiler. Kuşlar uzun geziyor, bayağı da geniş geziyor. Aynen gezmeleri falan. Şimdi arkadaşlar bu herhalde iki bölümde yaparız bu videoları. Şimdi şöyle bir videoyu kapatalım. Yine bir part 2 olarak da devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.